السلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر demiş. Orada kalmıştık. Onun izahını yapmıştık. O cümle şöyle devam ediyor. فَمَنْ اَبْصَرَ هَذَا اِعْتَبَرْ Bu hakikat üzerinde kim basiretle düşünürse ibret alır. وَعَمْ مِثْلِ قَوْلِ الْكُفَّارِ زَجَرْ Kafirlerin sözlerine benzer sözler söylemekten, onların inançlarına benzer bir inanç benimsemekten uzak durma imkanı bulur. وَعَلِمَ اَنَّهُ بِصِفَاتِهِ لَيْسَ كَلْبَشَرْ Allah Teala'nın sıfatlarıyla, bütün sıfatlarıyla beşer gibi olmadığını bilir. Burada geçen hafta söylediğimiz şeyler üzerine bu paragrafı bitirmeden önce bazı itirazlar varit, onları dile getirelim. Biz biliyoruz ki tasavvuf ehli arasında Cenab-ı Hakk'ın bir takım suretlerle tecelli edeceğine, ettiğine inananlar var. Bu salimiyye diye bilinen teşbihçi, teçsimci tasavvuf akımının görüşüdür. Tasavvuf dediğimiz yapı tıpkı diğer disiplinlerde olduğu gibi bütün olarak makbul, muteber, sahih, sünni çizgide bir yapı değildir. Tasavvufun içerisinde ehli bid'at da var. Kerramiye gibi, Salimiye gibi özellikle bu paragraf bağlamında görüşleri bize nakledilmiş. Teşbih ve teçsim inancı doğrultusunda bir itikat benimsemiş tasavvuf ekolleri var. Bu inanç da onlara mahsus. Sünni tasavvuf ekolleri içerisinde Cenab-ı Hakk'ın bir takım biçimlere, suretlere bürünebileceğini, bürünmesinin caiz olduğunu söyleyenler yoktur. Usulüddin imamları da bundan razı değildir. Cenab-ı Hakk'ı bu türlü vasıflardan tenzih etmek işin esasıdır. Dolayısıyla bu tecelli meselesini netleştirmemiz lazım. Cenab-ı Hak tecelli eder mi? Eder. Kur'an ayetiyle sabit. Musa aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ı görmek istediğinde Cenab-ı Hak len terani buyurdu. Beni göremeyeceksin. Dağa bak. Eğer dağ yerinde durursa sen de beni görebilirsin. Cenab-ı Hak dağa tecelli edince dağ parçalandı, un ufak oldu. Musa aleyhisselam bayıldı. Bunun üzerine kalktı. Cenab-ı Hakk'ı tesbih etti. Onu bütün noksanlıklardan tenzih etti. Burada Cenab-ı Hakk'ın dağa tecellisi ne suretle oldu? Usulüddin imamları ve müfessirler, ehli sünnet müfessirler diyorlar ki Cenab-ı Hakk'ın buradaki dağa tecellisi, dağa görünmesi şeklinde oldu. Keyfiyetsiz biçimde dağa görünmesi şeklinde oldu. Dağda bir görme hassası bulunur mu? Dağ cansız bir tabiat parçasıdır. Dağ gördü, dağ işitti diyebilir miyiz? Bir takım Kur'an ayetlerinden hareketle Süleyman Aleyhisselam'la birlikte dağlara da onunla birlikte tesbih et emrinin verildiğini bildiren ayet gibi bir takım ayetlerle birlikte düşünüldüğünde bunun aklen mümkün olduğunu söyleriz. İşin hakikatini Allah bilir. Ama öyle veya böyle Cenab-ı Hakk'ın bir takım suretlere, formlara, biçimlere bürünerek mahlukata görünmesi söz konusu değil. Tecelli ki böyle anlamak zorunda değiliz. Hatta böyle anlamak az önce de söyledik. Bir takım bid'at tasavvuf ekollerine mahsus bir şey. Adı tasavvuf diye bize kadar intikal etmiş her şeyi temize çıkarmak, tebriğe etmek, efendim savunmak zorunda değiliz. Tasavvufun da sünnesi var, bid'isi var. Tıpkı diğer meslekler gibi
Nasıl müfessirler içinde bid'at ehli olanlar var. Şiiler var, Mutezililer var, onlar var, bunlar var. Fukaha içerisinde böyle gruplar var. Ehli hadis içinde böyle gruplar var. Dolayısıyla tasavvuf ehli arasında da böyle gruplar var. Abidler var, zahitler var. Bir kısmı sünni, bir kısmı gayri sünni. Çeşitli bid'at mezheplere mensup tasavvuf ehli var. Dolayısıyla falan adam tasavvuf ehlidir diye bize kadar gelmiş her türlü görüşünü kabul etmek, savunmak, bunun için bir takım zorlama, tekellüflerin altına girmek zorunda değiliz. Bu doğru bir şey de değil zaten. Asıl olan bu itikadi bir meseledir. Her ilim ehlinden alınır. Bu bir kuraldır. Her ilim ehlinden alınır. Dolayısıyla bu bir itikat meselesi ise biz bu meseleyi usulü din imamlarından alacağız. Ne hadisçilerden alacağız, ne tasavvuf ehlinden alacağız. Bunu derken bir tasavvufa karşı bir tavır, bir antipati gibi anlaşılmasın. Tasavvuf haktır, hak bir meslektir. Yeter ki ehl-i sünnet çerçevede hareket eden insanlar söz konusu olsun. Bunu vesile edinerek de bir takım insanların günümüzde tasavvuf düşmanlığı yapması, tasavvuf münkirliği yapması, bunun hakikatini inkar etmesi, o da işin tefrit boyutu. Bir tarafta ifrat var, öbür tarafta tefrit var. Maalesef her meselede olduğu gibi bu meselede de ortayı tutturmakta bazen zorlanıyoruz. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın bir takım suretlere bürünerek tecelli edeceğini, görüneceğini söylemek doğru değil. Hemen bir aşağıdaki paragrafta Rü'yetullah'tan bahsedecek imamlarımız. Orada da bu aynı şey söz konusu. Cenab-ı Hak ahirette görülecek mi? Evet, müminler tarafından görülecek. Bu onlara mahsus bir lütuf, bir ikramdır. Ama Cenab-ı Hakk'ı bir takım biçimlerde mi göreceğiz orada? Haşa, imamlarımız tamamen bu meseleyi işlerken ittifak halinde diyorlar ki bila keyif, yani keyfiyetsiz biçimde göreceğiz. Paragrafı okuyalım. Ve ru'yetu hakkun li ehlil cenne. Ve ru'yetu hakkun li ehlil cenne. Cenab-ı Hakk'ın görülmesi cennet ehli için, cennet ehli tarafından ahirette görülmesi haktır. Buna inanmak gerekir. Bi gayri ihatatin ve la keyfiyye. Ama bu görme nasıl olacak? Keyfiyetsiz olacak ve ihatasız olacak. Biz normalde bu dünyada görme fiilini nasıl işliyoruz? Bir nesne, bir varlık bizim görüş açımız içine girdiğinde görebileceğimiz boyutlardaysa onu boyutlarıyla birlikte ihata ediyoruz. O bir yönde bulunacak, bizim görüş açımız istikametinde önümüzde bulunacak. Ve de çok küçük olmayacak yahut çok çok büyük olmayacak ki biz onu görebilelim, ihata edebilelim, gördüğümüz şeyi idrak edebilelim. Cenab-ı Hakk'ı görmemiz nasıl olacak? Böyle bir ihata söz konusu olmayacak. Böyle bir keyfiyet söz konusu olmayacak. Buradaki ihata ve keyfiyet kayıtları önemli. İhata kaydı önemli çünkü biz gördüğümüz varlıkları dediğim gibi boyutlarıyla birlikte, silüetiyle görüyoruz. Eni, boyu, derinliği var. Boyutları var. Biz onu o şekilde görüyoruz, idrak ediyoruz. Cenab-ı Hak için, onun zatı için böyle bir şey söz konusu değil. Cenab-ı Hakk'ın zatı için bir kütleye sahip olmak, bir ene, boya, derinliğe, boyutlara sahip olmak söz konusu değil. O var, mahlukata, muhdes varlıklara mahsus bir şey. Yaratılmış olan varlıklar böyle mücessem, müşahhas bedenlerde yaratılır ya da cisimlere mahsus özellikler, katı olur, sıvı olur, gaz olur ama bir kütlesi, bir yoğunluğu bulunur. Cenab-ı Hak için bunları söz konusu elemeyiz. Bunlar caiz değil, doğru değil. Dolayısıyla onu görürken, göreceğimiz zaman onun herhangi bir mahluku görür gibi görüldüğünü, görüleceğini söylemek doğru değil. Onun için hemen arkasından
bila keyfiyetin ifadesi geliyor. Yani nasıl göreceğiz? Aslında bila keyfiyetin demek, bildiğimiz keyfiyetler dışında bilmiyoruz nasıl olduğunu. Nasıl olduğunu bilmiyoruz, bilemeyiz demek bila keyfiyetin. Çünkü biz bu nasıl sorusuna verdiğimiz her cevap bir keyfiyet ifade edecek. Cenab-ı Hakk'ı da bu keyfiyetlerle ittisaf etmek, tavsif etmek daha doğrusu doğru değil. İbn-i Teymiye'nin talebesi İbnül Kayyım, Şifaül Alil isimli eserinde tam da bu noktaya parmak basarak diyor ki, biz gördüğümüz bir şeyi bir yerde görürüz. Ya üsttedir, ya alttadır, ya sağdadır, ya soldadır, ya öndedir, ya arkadadır. Bir cihettedir, bir yöndedir. Yoksa nasıl göreceğiz? Gördüğümüz şeyi böyle görüyoruz. İşte bu tam tekyif diyoruz buna. Bir keyfiyet atfediyor. Ve de o vasıfta Cenab-ı Hakk'ı mahlukata benzetiyor. Bir teşbih var burada. Çünkü bir yönde olmak mahlukata mahsus bir şey. Mekanın içinde olur. Bir yönde olan her şey mekanın içinde olur. Mekanın içinde bir cihette olur. Cenab-ı Hak mekanı yaratandır. Mekanla böyle bir ilişkiye girmesini, girdiğini düşünmek caiz olmaz. Onun için buradaki bila keyfiyetin kaydı son derece önemlidir. Bu mesele söz konusu olduğunda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Miraç'ta Rabbini gördü mü meselesi de söz konusu olur. İleride metnimizde gelecek. Burada şu kadarını söyleyelim. Cenab-ı Hakk'ı Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Miraç'ta gördüğünü söyleyenler vardır. Azınlık bir gruptur ama cumhur, ehli sünnetin ekseriyeti, çoğunluğu Cenab-ı Hakk'ı Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin görmediğini söyler. O Kabe Kavseyn ev Edna Cebrail Aleyhisselam'dır orada anlatılan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam'ı asli suretinde iki kere görmüştür. Ayette ifade edilen de budur. Yoksa orada Cenab-ı Hakk'a bir mekansal yaklaşım söz konusu olmaz. O mekandan münezzeh. Çünkü Kabe Kavseyn ev Edna dediğinizde iki yay miktarı veya daha yakın demiş oluyorsunuz. Mekan içi kavramlar bunlar. Cenab-ı Hak mekanda olmadığı için, bir mekanda bulunmadığı için ona yaklaşmak da bir mesafe kat etmekle olmaz. Bunu anlamıyor bir takım insanlar ve Cenab-ı Hakk'a yakınlığı, uzaklığı mekansal kavramlarla, mesafesel kavramlarla ifade ediyorlar. Bu doğru değil. Çünkü Kur'an'da tam aksini gösteren ayetler de var. Yani nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz insana şah damarından daha yakınız. Şimdi Cenab-ı Hak göklerdeyse haşa, arşın üstündeyse zat olarak, bizzat bir mekan izafesi anlamında oradaysa bize nasıl şah damarımızdan daha yakın oluyor? Ya da biz secde ettiğimizde Cenab-ı Hakk'a nasıl yaklaşıyoruz? Burada da mekansal ifadeler var aslında. Dolayısıyla bunları somut mekan anlatan şeyler olarak düşünmek doğru değil. Aksi halde bu çelişkiyi çözmek mümkün olmaz. Arşın üzerindeki bir varlığa biz secde ederek nasıl yaklaşıyoruz? Ve o bize şah damarımızdan nasıl daha yakın? Arada böyle bir mesafe varsa, Efendimiz haşa Miraç'a çıktığında Allah Teala'ya yaklaştıysa biz secde ederek nasıl yaklaşıyoruz? Ya da o bize şah damarımızdan nasıl daha yakın oluyor? Dolayısıyla Cenab-ı Hak hakkında düşünürken, cümle kurarken mahlukata mahsus özellikleri aklımızdan kazıyıp silip atmamız lazım. Aksi halde Allah korusun teşbih ve teçsimden kurtulamayız. Evet, ve ru'yetu hakkun li ehlil cenne bi gayri ihatatin ve la keyfiyye. Cennet ehli Cenab-ı Hakk'ı ihatasız ve keyfiyetsiz görecek. Bu haktır. Kemana takabihi kitab-ı Rabbina. Nitekim Cenab-ı Hak bize bunu kitab-ı keriminde ifade buyurmuş. Vucuhun yevme izin naziratun ila rabbiha nazira buyurmuş. Kıyamet suresinin 22 ve 23. ayetleri. O gün yüzler vardır, aydınlıktır, ışıldar,
ve Rablerine bakar. Ve tefsiruhu ala ma eradehullahu teala ve alimehu. Buradaki Rabbine bakar ifadesinin tefsiri, imamlarımız bunu Allah Teala'nın murad ettiği ve bildiği gibidir diye ifade ediyorlar. Yani keyfiyetsiz. Biz bunun vaki olduğuna, vuku bulacağına inanırız. Rü'yetullah haktır. Ama nasıl? Allahu alem. Keyfiyetsiz, ihatasız bir biçimde. Allah Teala'nın bildiği ve murad ettiği şekilde olacak deriz. Ve kullu ma ca'a fi zalika min el hadisi's sahih, bu konuda gelmiş bütün sahih hadisler. Anir Rasul sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den gelmiş sahih hadisler. Fehuve kema kal, onun dediği gibidir, buyurduğu gibidir. Ve manahu ala ma erad, bu hadislerin manası da aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in murad ettiği gibidir. Nedhulu, la nedhulu fî zâlike müteevviline bi âraina, biz bu hadisleri kendi şahsi görüşlerimizi esas alarak o doğrultuda tevil etme işine girmeyiz. Bu meseleye dalmayız. وَلَا مُتَوَهِّم۪ينَ بِاَهْوَائِنَا, işin içine kendi heva ve heveslerimizi, kendi sübjektif anlayışlarımızı sokarak bir takım vehimleri iman diye, itikat diye benimsemeyiz, öne sürmeyiz, iddia etmeyiz. Şimdi bu konularda gelmiş, evet, gerçekten müteşabih hadisler var. Biz bu hadislerin içinden nasıl çıkacağız? Bunlar sahih hadisler. Birkaç örnek okuyayım buradan. Rü'yetullah diye bildiğimiz vakayı anlatan sahih ve mütevatir hadisler var. Başta İmam Bukhari ve Müslim olmak üzere hemen bütün hadis imamları tarafından nakledilmiş hadisler var. Onlardan birisi çok uzun bir hadis. Sadece bir bölümünü okuyayım size. Her din mensubu, her kavim bu dünyada neye iman ediyorsa, neyi ilah edinmişse onun arkasından gitsin diye hadisin ön tarafında yukarıda aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle olacağını haber veriyor. Buyuruyor ki ثُمَّ قَالَ يُنَادِ مُنَادٍ لِيَذْهَبْ كُلُّ قَوْمٍ اِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ, her kavim neye ibadet ediyorsa onun arkasından gitsin, onu takip etsin diye. Güneşe tapanlar güneşe, aya tapanlar aya, ineğe tapanlar ineğe, insana tapanlar insana, puta tapanlar puta, her biri kendi mabudunun arkasından cehenneme sevk edilecek. Sonra evet, hatta yebqa men kana ya'budu Allah min berrin ev facirin, salih olsun günahkar olsun ya da mümin olsun münafık olsun, bazı hadisin bazı varyantlarında bu kelimelerle geliyor. Allah Teala'ya kulluk edenler kalacak sadece. Fe yuqalu lahum, onlara denecek ki ma yahbisukum ve kad zahaba en-nasu, herkes gitti, sizi burada tutan nedir? Siz niye burada duruyorsunuz? Feyekulune, onlar derler ki faraknahum ve nahnu ahwacu minna ileyhi el-yevm. Biz onlardan ayrıldık, onlarla beraber değiliz zaten. Biz bugün Cenab-ı Hakk'a her zamankinden daha muhtacız. Ve inna semi'na munadiyen yunadi
biz bir münadi işittik, bir çağırıcı vardı. Şöyle nida ediyordu. لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ Her kavim, her topluluk dünyada neye kulluk ediyor idiyse onun arkasından gitsin diye nida etti. وَاِنَّمَا نَنْتَزِرُ رَبَّنَا Biz Allah'a kulluk ediyorduk. Dolayısıyla biz de Rabbimizi bekliyoruz. قَالَ فَيَتِيهُمُ الْجَبَّارُ Bunun üzerine cebbar olan Allah Teala onlara gelir. فِي سُورَةٍ Bir surette. غَيْرِ سُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ ف۪يهَا اَوَّلَ مَرَّ İlk defa gördüklerinden farklı bir surette gelir. فَيَقُولُ Der ki اَنَا رَبُّكُمْ İşte Rabbiniz benim. فَيَقُولُونَ Onlar derler ki اَنْتَ رَبُّنَا Evet sen bizim Rabbimizsin. فَلَا يُكَلِّمُهُ اِلَّا الْاَنْبِيَا Onunla peygamberlerden başkası konuşamaz. İzin verilmez. فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَ O zaman Cenab-ı Hak buyurur ki sizinle onun arasında onu tanıdığınız bir alamet, bir işaret, bir şey, belirti var mı? Nasıl tanıyacaksınız Rabbinizi? فَيَقُولُونَ derler ki اَسَّاقْ Sak'tır. Sak, Arapçada baldır anlamına geliyor. فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ Bunun üzerine baldırını açar. فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٌ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً Her mümin, o toplumun içinde bulunan müminlerin tamamı secde eder. Bu dünyada gösteriş olsun desinler, işitsinler diye namaz kılar gibi görünen insanlarsa secde edemezler. Evet böyle devam ediyor. Bu okuduğum Buhari'deki şekildir, rivayettir. İmam Buhari'de daha başka değişik lafızlarla gelmiş konuyla ilgili başka rivayetler de var. İmam Müslim'de de var, diğer hadis kitaplarında da var. Şimdi bu buradaki müteşabihat açıkça görülüyor. Yani Allah Teala onlara gelir diyor mesela. Nereden gelir? Allah Teala mekanın içine girer mi? Mekanla münasebeti böyle midir? Nerede ki oradan oraya gelecek? İkincisi, onlara öyle bir surette gelir ki onu ilk defa gördüklerinden farklı bir surettir o. Müminler Cenab-ı Hakk'ı ilk defa nerede gördüler, nasıl gördüler, nasıl tanıyorlar? Rivayetin bazı varyantlarında okumadım. İlk defa gördüklerinden farklı bir surette gelince ene rabbukum diyecek, onlar diyecektir. Na'udu billahi minke, biz senden Allah'a sığınırız, sen bizim Rabbimiz değilsin diyecekler. O zaman gidecek, tekrar bildikleri bir surette gelecek. Aynen böyle geçiyor rivayette. Bu hadisleri inkar etmek doğru değil. Bunlar sahih hadis ve mütevatir. Çok sayıda ravi tarafından nakledilmiş. Ama anlamakta, kavramakta zorluk çekiyoruz. Ne diyeceğiz? İşte imamlarımız bu mesele dolayısıyla, bu nokta dolayısıyla diyorlar ki ve kullu ma ca'e fi zalika min el hadisi's sahih bu sonunda gel bu konuda gelmiş bütün sahih hadisler Aleyhissalatu vesselam efendimizden gelmiş bütün sahih hadisler fe huve kema kal onun dediği gibidir. Ve manahu ala ma erad, manası da Efendimizin murad ettiği gibidir. Nasıl bilmiyoruz. Biz bu meseleye bir takım tevillerle dalmayız. Kendi görüşlerimizi esas alarak bu böyle olsa gerek, bu şöyle olsa gerek demeyiz. Kendi vehimlerimizi, hevalarımızı işin merkezine koyarak efendim bir takım neticelere varmayız. Evet. Tabii ki söylenmiş. bir kere evvela şunu söyleyelim. Bu rivayetlerin tamamını toplayıp bir vasatta hepsine aynı anda baktığımızda bir vaka görüyoruz ki bu
hadislerin bir kısmı manayla rivayet edilmiş. Bir kısmında ihtisarlar var, bir kısmında ufak değişiklikler var. Bir kısım ravi tasarrufları var. Mesela az önce okuduğum şey nasıldı? Feyekşifu an sâkihi, baldırını açar şeklindeydi, değil mi? Ama bir başka varyantını okuyayım size mesela. İmam Müslim tarafından nakledilmiş ki İmam Müslim'in hadislerin lafızlarına daha fazla titizlik gösterdiğini biliyoruz nakilde. O şöyle diyor: "Feyakulu hel beynekum ve beynehu ayetun ta'rifet fe ta'rifunehu." Sizinle onun arasında bir belirti, bir işaret var mı ki onu tanıyacaksınız? Tanımanızı sağlayacak bir işaret var mı? "Feyakuluna," derler ki, "Naam," evet var. "Fe yukşefu an sakin," baldırdan açılır. Baldırını açarla baldırdan açılır arasında belki ilk bakışta bir fark göremiyoruz ama dağlar kadar fark var. Çünkü fe yukşefu an sakin Kur'an'da geçen bir tabir ve İbn Abbas Hazretleri diyor ki bu keşf-ı sak Arapçada bir tabirdir, bir deyimdir. Bir savaşın en kızıştığı anda, en kızgın anında yukşefu ansakin ifadesi kullanılır. İş iyice kızıştı, artık doruk noktasına ulaştı. Burada da insanlardaki haşyet, insanlardaki korku, dehşet son noktasına ulaştı. Fe yukşefu ansakin dendiğinde işte bu zirve noktasına geldi. Cenab-ı Hakk'ın oradaki rahmeti, tecellisi müminler üzerine gelecek ve onları sekinete ve huzura, itminana götürecek anlamında. Ama oraya bir izafet koyduğunuzda fe yekşifu an sakihi dediğinizde haşa, Cenab-ı Hakk'ın baldırı varmış da baldırını açıyormuş gibi olur. Şimdi bu nasıl bir alamettir? Bir de onu soralım, değil mi? Baldırı olan ve baldırını açan bir varlık ilah olabilir mi? Haşa. İnsanınki gibi bir baldırdan bahsediyorsak burada böyle bir varlık ilah olamaz. Çünkü bu bir uzuvdur, bir organdır. Açarsınız, kapatır. Ve bunun mahiyeti nedir? Niye böyle oluyor? Ve biz onu daha evvel görmedik ki o bizim için nasıl bir alamet olacak, işaret olacak? İşaret dediğiniz, alamet dediğiniz daha evvel bildiğiniz, gördüğünüz, üzerinde mutabakat sağladığınız şeydir. Ama biz böyle bir şey görmedik, bilmiyoruz ki o bizimle Cenab-ı Hak arasında bir ayet olacak, işaret olacak. O baldır açıldığında ha diyeceğiz, sen bizim Rabbimizsin haşa. Dolayısıyla biraz işi makulata vurarak baktığınızda bunun içinden çıkmak mümkün değil. O zaman diyeceğiz ki bir, bu rüyetullah meselesi haktır. Bunu inkar etmek kişiyi ehli bid'at yapar. İki, bu konuyla ilgili nakledilmiş rivayetlerin toplamı mütevatirdir. Tamamı ortak hususları itibariyle mütevatirdir. Ama bu hadislerin tamamı hep aynı lafızla gelmemiş. Aralarında nüanslar var, farklılıklar var. Bu farklılıkların ravi tasarrufu olduğunu söylemek durumundayız. Çünkü Efendimiz ya birini söyledi ya öbürünü söyledi. Feyukşefu ansakin başka bir şey, feyekşifu ansakihi başka bir şey. Dolayısıyla burada muhtemelen ravi, bir kısım raviler anladıkları gibi naklettiler ki hadislerde bu tarz şeyler vardır. Ravi tasarrufları vardır. Raviler bazen anladıklarını naklederler. Buna manayla rivayet diyoruz. Daha doğrusu manayla rivayetin bir kısmı böyle olur. Manayı değiştirebilecek şekilde olur. Ravi bunu fark edemez. Orada ravide bir takım özellikler ararız. İşte fıkıh bilecek, kullandığı kelimenin ne anlama geldiğini bilecek veya hıfzı çok sağlam olacak, herhangi bir kelimeyi lafzı değiştirmeden nakledecek. Bunun gibi
bu ravilerin mana ile naklini kabul ederiz. Ama öbür türlü orada işte gördüğünüz gibi sıkıntılar çıkıyor. Ama bu meselenin aslını inkara götürmemeli biz. Onun için imamlarımız burada uyarı yaptılar bize. Dediler ki bu meseleyle ilgili bize kadar gelmiş sahih hadisler Efendimiz neyi murad etti, nasıl murad ettiyse onun gibidir. Bunlara inanırız ve teviline de kalkışmayız. Şöyle mi açtı baldırı, şöyle mi oldu veya ilk sureti böyleydi, ikincisi şöyle mi oldu falan diye teviline girişmeyiz. Rüyatullah haktır der, ötesini kurcalamayız. En doğrusu budur. Hemen arkasından gelen uyarı, ikaz da zaten gene bu doğrultuda. فَاِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي د۪ينِهِ اِلَّا مَنْ سَلَّمَ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ وَرَدَّ عِلْمَ مَشْتَبَهَ عَلَيْهِ اِلَى عَالِمِهِ. Dini konusunda, dini teslimiyeti, inancı, samimiyeti, ihlası konusunda sadece aklının ermediği şeyleri Allah'a ve Resulüne havale eden kimseler kurtulur. Ve kendisine karışık gelen, anlayamadığı, karmaşık gelen konuların ilmini de bilenine, alimine havale eden insan dininde selamette ulaşmıştır. Tehlikelerden, arızalardan korunmuş, selamete çıkmıştır diyor imamlarımız. Evet, demek ki bu tarz meselelerde müteşabihatta asıl olan, eğer sübutu kat'i bir delille gelmişse, Kur'an gibi, mütevatir hadis gibi sübutunda bir problem yoksa bunlara iman edeceğiz. Ama bir takım kitaplarda görüyoruz, bu işte selefi çevrenin özellikle akaid bahsinde kaleme aldığı bir takım kitaplar var. Kitab-ı Sünne gibi, Kitab-ı Tevhid gibi bu başlıklar altında bir takım kitaplar var. Bu kitaplarda her mesele bir rivayetle anlatılır. Böylece esere, rivayete teslim olmuş görüntüsü çıkar ortaya. Bakın bu meselede biz şuna inanıyoruz çünkü şöyle bir rivayet var. Buna inanıyoruz çünkü böyle bir rivayet var. Bu rivayetlerin önemlice bir kısmı haber-i vahittir. Yani tek kişiler kanalıyla gelmiş, başka rivayetler tarafından teyit edilmeyen rivayetlerdir. Bunlara biz usulü hadiste zanniyat diyoruz. Yani sübutunda kat'ilik yok, kesinlik yok, zan var. İnkar etmiyoruz. Zan bir tür bilgidir ama kat'i bilgi değildir. Adı üstünde zandır. Dolayısıyla böyle bir sübutu, böyle bir zan üzerine oturan rivayete, rivayet üzerine akide bina edilmez. Akidede kat'ilik aranır, kesinlik aranır. Böyle çok rivayetler var. Bunların bir kısmı o dediğim kitaplarda metni münkerdir, zayıftır, senedinde problem vardır ama bunları görmezler. Rivayet mi rivayet, doldur gitsin anlayışıyla. Bu kitaplar bize kadar gelmiş. Sübutu ile ilgili herhangi bir endişe taşımayan insanlar bunları kat'i birer delilmiş gibi kitaplarında bize nakletmiş. Artı bir de bunların delalet meselesi var. Tamam, diyelim ki sübutu kat'i oldu da bu ne anlatıyor? Delaleti manası nedir? Burada da önemli problemler çıkıyor ortaya. Dolayısıyla akide bahsinde hem sübutu hem delaleti kat'i deliller aranır. İlke, ölçü budur. Zanniyat üzerine, gerek sübutta gerek delalette, zanniyat üzerine itikat bina edilmez. Öyle olduğu zaman bakın ne oluyor? Onu da bir iki enteresan örneğini zikredeyim size. İmam Eş'ari ile aşağı yukarı aynı dönemde yaşamış Ebu Muhammed el-Berbehari diye bir zat var.
Şerhü's-Sünne diye bir eser yazmış. Orada diyor ki uzun uzadıya nakiller var. Ben sonuç bölümünü sadece okuyayım size. Diyor ki ey okuyucu Allah'tan kork. Ve aleyke bil emril evvelil atik. Selefin, sahabenin gittiği yola gitmeye bak. Onların izini takip etmeye bak. Ve huve ma vasaftu leke fi hadel kitab. Bu kitapta ben sana ne anlattıysam işte o kastettiğim yol odur. Onu tut. Ferahimallahu abden ve rahime valideyhi. Bir kişiye Allah anasına da babasına da ona da rahmet etsin ki قَرَأَ هَذَا الْكِتَابِ bu kitabı okudu. مُشَرْهُ سُنَّ isimli kitabı okudu. وَبَثَّهُ ve bunu yaydı. وَعَمِلَ بِهِ onunla içindekilerle amel etti. وَدَعَى اِلَيْهِ insanları buna davet etti, çağırdı. وَحْتَجَّ بِهِ bunu delil olarak, hüccet olarak kullandı. فَاِنَّهُ دِينُ اللّٰهِ وَدِينُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ benim sana bu kitapta anlattığım şeyler Allah'ın ve Resulullah'ın dinidir. فَاِنَّهُ مَنْ اِنْتَحَلَ شَيْئًا خِلَافَ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ her kim benim bu kitapta yazdıklarıma muhalif bir yola giderse, muhalif bir görüş benimserse, فَاِنَّهُ لَيْسَ يَد۪ينُ لِلّٰهِ بِد۪ينٍ o kimse dinsizdir. Allah'a herhangi bir dinle kulluk ediyor, ibadet ediyor değil. وَقَدْ رَدَّهُ كُلَّهُ Allah'ın dininin tamamını reddediyor. Şimdi bu mutlak otorite nereden geliyor? Sen burada bir takım rivayet ki kitabın içine okuduğunuzda gerçekten dehşetli şeyler var. Çok düşündürücü şeyler var. Diyebilirsin ki bunlar benim meseleye bakışımdır. Benim hocalarımın, benim içinde bulunduğum grubun meseleye bakışıdır. En doğrusu budur. Ama sen buna muhalif bir şey düşüneni dinsizlikle itham edersen bunun ucu başka bir yere gider. Bu başka bir şey olur. İçindeki rivayetleri hadis ilminin kriterleri doğrultusunda dirayet ölçülerine vurduğumuzda çoğu sınıfta kalan rivayetler. Sen şimdi bunları din edindin, Allah'ın indirdiği vahyin yerine koydun ve buna uymayanları da tekfir ettin. İşte günümüzdeki bu tekfirci anlayışın esas fikir babaları bunlar. Buradan geliyor bu. Bu ve daha pek çok insan var ki tarih içerisinde açık bir şekilde kelam ulemasını, usulüddin alimlerini, hatta adını vererek İmam Eş'ari'yi, İbn-i Küllab'ı, Ebu Zerhelevi'yi başkalarını tekfir etmişler açıkça. Bunlar kafirdir demişler, bunlar zındıktır demişler, bunların katli vaciptir demişler. Bu anlayış işte o bir takım arızalı rivayetlerde onlar gibi düşünmedikleri için böyle olmuş. Biz bu konuda sizin gibi düşünmüyoruz dedi mi bir insan tamam katli vacip oluyor, kafir oluyor. İşte bugünkü arıza bu işit mişit arızası da bunun devamı olarak geliyor. Evet. Ve la tesbutu kademel isle kademul islami illa ala zahri teslimi vel istislam. İslam'ın istikrarı teslimiyete dayanır. Yani özellikle aklımızın ermeyeceği bir takım hususlarda Cenab-ı Hakk'ın zatıyla ilgili, efendim sıfatlarıyla ilgili ve diğer müteşabihatla ilgili hususlarda İslam'ın kalbimizde kökleşmesini istiyorsak, hücrelerimize sinmesini istiyorsak teslim olmayı öğrenmemiz lazım. Aşağıda gelecek ifade bunu açıklıyor. Bu delaleti ve sübutu kat'i hususlarda itikat asıldır dedik, bu böyledir dedik. Ama bir takım müteşabihata sıra geldiğinde sübutta bir problem yoksa
delaletine aklımız ermiyor diye bunları reddetmemiz doğru değil. Allahu alemi bi muradihi bihi deyip bunun en doğrusu ilmini Allah Teala'ya havale etmek ve fakat kesinlikle inkar yoluna gitmemek. Kur'an-ı Kerim'deki müteşabih bir takım ifadeler böyle, mütevatir hadislerdeki bir takım müteşabihat da böyle. Bunların ilmini Allah Teala'ya havale edip teslim olmak, işin aslı özü bu. Nitekim niye böyle olduğunu hemen aşağıdaki paragraf bize izah ediyor. Femen rama ilme ma huzira anhu ilmuhu ve lem yakna bit teslimi fehmuhu. Her kim hakikatine ulaşması mümkün olmayan, hakikati kendisinden gizlenmiş, anlaması da mümkün olmayan, esasen anlayamayacağı bir takım meselelerde işin ardına düşer. Bu işin hakikati neyse ben bunu araştıracağım, bulacağım, öyle midir, böyle midir derse hacebehu meramuhu an halisit tevhid, işte bu gayreti, bu maksadı onu tevhidin özüne ulaşmaktan alıkoyar. Onunla arasında bir perde oluşturur. Demek ki bu işin aslı hakikati nedir? Ben bu işin peşine düşüp aslını faslını öğreneceğim diyebileceğimiz işler var. Diyemeyeceğimiz işler var. Diyemeyeceklerimiz müteşabihattır. Ne kadar araştırırsak araştıralım bu işin aslını, özünü kavramamız ve son noktayı koymamız mümkün olmaz. Müteşabihattır. Bu da imanın, bu da imtihanın bir gereğidir. Yani Kur'an-ı Kerim'de bile hurufu mukatta dediğimiz kitaplar var, ayetler var. Biz bunların aslını, özünü bilmiyoruz. Nedir bilmiyoruz, hakikatini bilmiyoruz. İman etmekle mükellefiz. Bir kimse Allah korusun elif, lam, mimin elifini, lamını ya da mimini inkar etse kafir olur. Ama ne anlama gelir bilmiyoruz. Bu da bir teslimiyet işidir, bir imtihan işidir. Efendim? Bu zanniyattır. Yani kesin olarak böyledir denmez. Zanniyattır. İşte eğer Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den gelmiş bir bilgi varsa ona istinaden böyle olduğunu söylemek mümkün. Ama değilse bir takım işaretlerden hareketle bu şöyle olabilir, böyle olabilir demiş müfessirlerimiz. Ama tabii ki. Tabii ki. Yoksa işin künhüne, hakikatine ulaşmamız mümkün olmaz burada. Yeter ki Efendimiz'den gelmiş bir bilgi olmasın. Dolayısıyla itikadi konularda da böyle, bu müteşabihatın peşine düşmek doğru bir şey değil. Bunlara teslim olmak, rüyetullah haksa haktır. Nasıl olacak? Allahu alem deyip işin ardına düşmemek asıldır. Ardına düştüğümüzde ne olur? İmamlarımız diyor ki bu sizi teslimiyetten alıkoyar, kalbinize şüphe isal eder ve sizi tevhidin özüne ulaşmaktan engeller. Bu kapıyı açmayın, bu yola girmeyin. İşte bu maksat onu tevhidin özüne ve safil marife, marifetin özüne, aslına, safiyetine ulaşmaktan engeller ve sahihil iman ve imanın sıhhatine de mani olur. Böyle kimselerin imanının sahih iman olmaması söz konusu demek ki bir süre sonra öyle bir noktaya gidecek ki Allah korusun bu kimseler anlayamadıkları, aklen izah edemedikleri hususlarda şüphelere düşecekler. Şüpheler içinde boğulup gidecekler Allah korusun. Feyetedebdebu beynel kufri vel iman. Bu kimseler küfürle iman arasında gidip gelecek, gidip gelecek Allah korusun. Ve tasdiki ve tekzib. Bir tasdik edecek, bir tekzip edecek. Bir doğrudur diyecek, olabilir diyecek, bir yalanlayacak. Aklın terazisi tartmıyor bunu çünkü. Vel ikrari vel inkar, aynı şekilde bir ikrar edecek, bir inkar edecek. Müvesvesen taihen, vesveselerle şaşkın bir şekilde bir o yana bir bu yana başını vurup duracak Allah korusun. Şaken, şüphe içinde olacak. La mu'minen musaddikan, böyle kimse ne tasdik ehli bir mümindir, ve la cahiden mükezziben, ne de bilerek inkar eden, yalanlayan birisidir. Bu ikisi arasında müzebdebine beyne zelik, la ilahe ula ve la ilahe ula.
Allah korusun, bu imandaki teslimiyeti, yakini, kesinliği nakzeden bir şeydir. İmanda öyle de olur, böyle de olur denmez. Belki öyledir, belki böyledir denmez. Karşı tarafın hükmüne, görüşüne de saygı duyarız, mümkündür denmez. Çünkü imanda gri yok. Ya ak var ya kara var. Griye, fululuğa yer yok. Neye inanıyorsak kesin öyledir diyeceğiz. Neyi inkar ediyorsak da kesin öyledir diyeceğiz. Özellikle temel imani meselelerde bu şarttır. وَلَا يَصِحُّ الْا۪يمَانُ بِالرُّؤْيَةِ لِأَهْلِ دَارِ السَّلَامِ لِمَنْ اَعْتَبَرَهَا مِنْهُمْ بِوَهْمٍ. Bu da çok tehlikeli bir şey. Bu meseleye vehim ve hayalini esas alarak bakan kimseler. Buradaki rü'yetten kasıt şudur veya ila Rabbiha nazıradan kasıt şudur, intezere rahmetahu vesaire falan bunlardır deyip işin içine kendi tevilini sokarak rü'yet meselesine, bir iman konusu olan rü'yet meselesine bakan kimse kendi vehmiyle bakıyor demek. Bu meseleyi tevil ediyor, kendi sübjektif anlayışı doğrultusunda tevil ediyor demek. Rü'yete iman böyle olmaz. Rü'yetullah'a iman böyle olmaz. Nas'ta nasıl gelmişse bila keyif o şekilde iman etmek lazım. Rü'yetullah hak mıdır? Haktır. Cenab-ı Hakk'ı müminler görecek mi? Görecek. İşte rahmetini bekleyecek. Görmek mümkün değil. Çünkü Mutezile de bu türlü şeyler yapıyor. Müşebbihe mücessime onu insanların birbirini görmesi ya da mahlukatın görülmesi meselesiyle izah ederken Mutezile de diyor ki aynen bu mantığı kullanarak görülen şey görenin hizasında olur, görüş hizasında olur. Cenab-ı Hak mekandan münezzehtir. O zaman rü'yetullah diye bir şey yoktur. Bunlar mecazdır diyor Mutezile. Biri bir tarafta, biri bir tarafta. Dolayısıyla her iki kesimin de rü'yetullah konusunda işin hakikatini ıskaladığını söylememiz lazım. Burada kastedilenler teville işi götürmeye çalışanlar Mutezile'dir. Onların da bu meselede rü'yetullah'a iman diye bir iddiasının olamayacağını, olsa da sahih olmayacağını söylüyor imamlarımız. İdkâne te'vilu er-rü'yeti. Rü'yetin tevili ve tevilü kullu ma'nen yudafu ila rububiyyeti bi terki tevili ve lüzumit teslim ve aleyhi dinul muslimin. Rü'yet meselesinde asıl olan tevili terk etmektir. Cenab-ı Hakk'ın zat-ı uluhiyetine izafe edilen her manayı tevil etmemektir. Asıl olan budur. Cenab-ı Hakk'ın zatına ilişkin, sıfatlarına ilişkin manaları, efendim, nasları tevili terk etmektir. Burada asıl olan teslimiyeti esas almaktır. Müslümanların dini itikadı bu istikamettedir diyor imamlarımız. Bu bir sonraki maddede teşbih ile ilgili bir bahse girecek imamlarımız. Orada bırakalım isterseniz. Çünkü yeni bir bahis başlayacak. Söz uzayacak orada biraz. Sorusu olan varsa bu arada alalım. Tefsir ilminde ihtisas sahibi olmak için nasıl bir yol izlemeliyiz? Tefsir ilminde ihtisas sahibi olmak için diğer bütün meseleleri, ilimleri tahsil etmiş ve oralarda tahassüs sahibi olmuş olmak lazım. Tefsir ilmi çünkü Kur'an-ı Kerim bütün ilimleri ihtiva eden bir kaynak olduğu için hakkı verilmiş bir tefsir ilmi de bu ilimlerin tamamında otorite olmuş, tamamında behre sahibi olmuş olmayı icap ettirir.
Bugün tefsirini kaynak olarak kullandığımız Allame Alusi 30'lu 40'lı yaşlarda yazmış bu tefsirini. Sonra Osmanlı'ya hilafet merkezine İstanbul'a gelmiş. Burada epeyce bir kalmış. Alim tanımış, ilim adamı tanımış. Dönemin Şeyhülislam'ı Arif Hikmet Efendi ile uzun mübahaseleri olmuş. Sonra da bu seyahatini, anılarını kaleme almış. Garaibul İhtirab diye bir kitabı var. O kitapta diyor ki, biz bugün bu tefsiri kaynak olarak kullanıyoruz. Herkes, yani tefsir ilmiyle iştigal eden herkes Ruhul Maani'nin otoritesini, kıymetini bilir. Orada diyor ki, ben bu tefsiri erken yaşlarda yazmışım. Keşke yazmasaydım. Şöyle 50'li yaşlara falan çıktığında erken davranmışım diyor. Acele etmişim. Ben o tefsiri şimdi yazmalıymış. Artık yaş kemale doğru gittikçe, evet, yapılması gereken budur. Tefsir ilmi öyle bir ilim ki, bugün bakmayın siz moda oldu, eline meal alan herkes Kur'an'dan hüküm çıkarıyor, Kur'an ayetlerini peş peşe sıralıyor, 3. surenin 8. ayeti filan diye böyle. Ama bu hakikaten zor bir iştir yani. İşin ciddiyetinin farkında olan, hassasiyetinin farkında olan insanlar için bu artık ilmin kemal noktasında ancak göze alınabilecek bir faaliyet. Çok sorarlar bize, niye tefsir yazmıyorsun hocam, bir meal desen yaz. Ben vallahi korkuyorum. Ya bu çok kolay bir şey değil. Bu kadar insan yazdı, bir desen yaz. Bilmiyorum yani, ben şu anda bulunduğum nokta itibariyle kendi adıma söyleyeyim, Kur'an-ı Kerim'e ne bir meal ne bir tefsir yazabilecek noktada değilim şu anda. Çok zor bir şey. Yazılanları görüyoruz çünkü. Öyle çamlar devriliyor ki Allah korusun bu. Yani bir tiyatro repliğinde hata yapmaya benzemez. Bu Allah'ın kitabıdır. Allah Teala şöyle buyurdu, şöyle demek istedi dediğinizde haşa, onun adına konuşuyorsunuz. Bunun hesabı zordur, ağırdır, çetindir. Dolayısıyla bu cesaret kırmak gibi olmasın. İşin hakikati budur. Tefsir ilminde ihtisas sahibi olmak isteyen kimse için, yani 12 tane mi, 13 tane mi ilim sayıyorlar? 15 tane mi? Şimdi bu ilimlerin içinden, altından kim kalkabilir? Nasıl olabilir? Başta Arapça. Çok ciddi bir problem bu. Yani Arapça bilmiyor insanlar. Meal yazanlar, tefsir yazanlar. Arapçada sıkıntıları var. Fıkıh bilecek, usulü fıkıh bilecek, hadis bilecek, usulü hadis bilecek, usulü din bilecek, tarih bilecek. Ya o kadar, tabii. Bunun içinden bir insanın böyle alnının akıyla çıkması çok zor. Ha, mümkün mü? Tabii ki mümkün. Bunca tefsir böyle yazılmış. Evet. Ama zor bir iştir yani. Bilmiyorum nasıl yapıyorlar. Tayyi zaman mı oluyor? Bastı zaman mı oluyor? Nasıl oluyor bilmiyorum. Evet, peki. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil alemin.